İyi Adana Spor ile karşınızdayız. Adanzel Spor'un bu haftaki konuğu, Şanlıurfa'nın kickbokstaki gururu, Murat Akaltın hocamız olacak. Milli takım antrenörü. Murat hocamızla bugün kickboksu konuşacağız ve geride kalan bir dünya şampiyonasını değerlendireceğiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünya şampiyonası sona erdi. Evet. seveceksiniz hocam? Şimdi tabi e, yıllardan belli biz e, Şanlıurfa'da. Evet. E, spor kültürünün ve bilincinin gelişmesi noktasında çağdaş spor merkezi olarak e, ciddi bir lokomotif görev üstlenmiş durumdayız. Evet. Tabii daha önce de biz e, dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, Balkan şampiyonları. Zanımca sayısını unuttum. Yani milli sporcuların sayısını unuttuk. Doğru Türkiye şampiyonu sayısını unuttuk. Tabii bizim buradaki temel amacımız şu. Biz diyoruz ki Artık bizim çocuklarımız da yani bir Türkiye Şampiyonasına gittiğinde bir Avrupa Şampiyonasına gittiğinde en azından Urfa ile ilgili bir aidiyet duygusu oluşsun ve bununla beraber çocuklarımızın o sahipsizlik duygusunu ortadan kaldıralım. Tabii biz yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Yani sporcu olarak da yani tabii sporcu olarak ben o zaman Urfa'da bulunmadım. Yani ben Urfa'ya 1998 yılında geldim. 1998 98 yılına geldiğinde yine Güneydoğu TV ana haber bülteninde Mustafa Çadırcı Bey'in konuğuydum. Evet. Ben e, o zaman da aynı şu lafları söylemiştim. Bugünkü gibi hatırlıyorum. İşte günün birinde biz Urfa'dan dünya şampiyonu çıkartacağız. Günün birinde biz Urfa'dan milli takım teknik direktörü çıkartacağız. 98 2019. Evet. 21 yıl. Yani 20 yıl önce biz bunları söylediğimizde tabii o zaman Urfa'da öyle bir şey yok ki bunun hayalini bile kuramıyorlar. Yani Tabii ben kızmıyorum. Yani darılmıyorum da. Bu söylemlerimizi e, ciddiye almayan ve da bu söylemlerimizi gerçekten hani bir değerlik ölçümüne koyduğunda e, bunun bir karşılığı olmadığını ben biliyordum. Hayal gibi görmüştüm. Tabii mi? yani şimdi hani konfüçyüs diyor ya evet. göz görür hatırlamaz kolak duyar unutur ancak yaşayarak öğrenir. Tabii bizim sporculuk dönemimizde de başarılı bir sporculuk e, geçmişimiz olduğu için Evet. Anlıyoruz yani buradaki çocuklarımızın, e, buradaki antrenörlerimizin veya da buradaki spor adamlarımızın e, spora bakışını biliyoruz. Çünkü yaşamadıkları bir duyguyu anlamıyorlar, bilmiyorlar. Yani bilmedikleri için de birileri bir şey söylediği zaman onlara garip geliyor. Yani şuna benzer. Şimdi siz Eyyubiye'de havyar satarsanız bu çok absürt kaçar. Neden? Çünkü Eyyubiye'de ne gider? İsot gider, paltıcan gider veya evet, domates falan filan. Evet. Şimdi tabii biz o zaman havyardan bahsettik. Şimdi doğal olarak insanların hani buna yaklaşımı veyahut da bakış açısı veyahut da tepkisel durumları bizi şaşırtmıyor. Neden? Çünkü biz Urfa'nın sosyolojisini biliyorduk. Yani Urfa'daki spor yapısını biliyoruz. Urfa'daki spor dokusunu biliyoruz. Urfa'daki spor arasındaki Urfa'nın en azından nerede olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda ona göre biz bir yol haritası çizdik. Yani kısa vadede ne yapabiliriz, orta vadede ne yapabiliriz, uzun vadede ne yapabilirizi biz o günde bir planlama dahiline koyduk. Çünkü ben sporcuyken de çok başarılı bir sporcuydum. Yani sporculuk dönemimizde de tabii ben buradan hocalarıma şükranlarımı arz ediyorum. Yani bizi yetiştiren, bizi bu sporu öğreten, bize bu vizyonu, bu ufku, bu gerçekten hedefe aşılayan hocalarımıza da ben şükranlarımı bir borç biliyorum. Şimdi tabii biz Urfa'da olarak Urfa'ya ne yapabiliriz? Yani kendi çocuklarımızı nasıl bazı şeylere inandırabiliriz? Kendi çocuklarımızı nasıl spor arasında dünya bitirine çıkarabiliriz evet. anlayışı içerisinde. Ona göre bir çalıştayı başladık <laughs> Ve e, tabii kısa vadedeki hedeflerimizi gerçekleştirdik. Nedir kısa vadedeki hedeflerimiz? Yani çocuklarımızı Türkiye şampiyonasında yani Urfa'lı, öz Urfa'lı çocuklarımızı Türkiye Şampiyonası'nda çocuklarımızı ilk üçe sokmanın gayesi ve biz bunu başardık. Peki orta vadede ne yapabiliriz? Orta vadede ise... Bunlar çocuk... hepsi plan program dahilinde, Tabii ki. proje halinde. Şimdi bunlar zaten, e, Bayram Hocam bakın siz de bir eğitimcisiniz. Şimdi siz mesela bir beden eğitimi öğretmeni olarak, şimdi sizin mesela günlük, haftalık, aylık, Tabii. yıllık programlarınız evet. var değil mi? Bu programlarınızı ne yapıyorsunuz? Okul yönetimine veriyorsunuz. Diyorsunuz Aynen. ki efendim biz işte günlük bunu yapacağız, haftalık bunu yapacağız, aylık bunu yapacağız. İşte atıyorum ilk iki şimdi dört oldu zannım kaç olduğunu bilmiyorum da. Aynen. Hani yıllık programına kadar siz ne yapıyorsunuz? Bunu milli eğitime sunuyorsunuz. Aynen. Şimdi bunu böyle yaptığınız zaman zaten bir eğitimci olabiliyorsunuz. Eğer siz bunu böyle yapmadığınız zaman zaten sizin eğitimci olma gibi bir anlayışınız olamaz. Öyle bir misyonunuz da olamaz. Onun için biz bu anlayış ve bu düşünceyle e, yola çıktık. E, yani kısa vadedeki hedeflerimizi gerçekleştirdik, orta vadedeki hedeflerimizi gerçekleştirdik. Tabii bizim o işte atıyorum 20 yıl önce söylemlerimiz suydu. Biz diyorduk ki işte efendim günün birinde göreceksiniz. Urfa'dan da dünya şampiyonasına adamlar gidecek. Dünya Şampiyonası'na hocalar, antrenörler gidecek. Ve günün birinde Urfa'dan da duyacaksınız. Türk bayrağını göndere çektiren sporcular olacak. Evet. Bunu tanımlayan veyahut da bunu destekleyen, bunu geliştiren, bunu değiştiren hocalarımız olacak mahiyetinde. Biz bu şekilde söylemlerde bulunduk ama o dönemde tabii ben kızmıyorum da, darılmıyorum da. Çünkü yaşamadıkları bir duygu. Hani dönersek Konfüçyüs diyor ya göz görür hatırlamaz evet. kulak duyar otur, Yaşayarak öğrendir. Şimdi tabi biz yaşaya yaşaya bunları öğrettik. İşte atıyorum kısa vadede çocuklarımızı ilk üçe koyduk. İşte atıyorum orta vadede yavaş yavaş Türkiye şampiyonları çıkmaya başladı. Orta vadede de işte uzun vadede de artık biz milli sporcularımızın sayılarını çoğaltmak İşte atıyorum uluslararası arenada Urfa'mızın ülkemizin prestijini ve saygınlığının arttırılması bağlamında çocuklarımızın bayrağını göndere çektirme anlamındaki aidiyet duygusunu oluşturmakla beraber teknik taktik müsabaka anlamda da çocukların gelişkenliğini oluşturacak bir yapıyı oluşturduk. Dolayısıyla son atıyorum 7-8 yıldır da Allah'a şükür biz bu çocuklarımızı genelde işte atıyorum ya Avrupa Şampiyonu atıyorum veyahut da e, Balkan şampiyonu veyahut da dünya şampiyonu gibi çocuklarımızın ve bizim de gerçekten onur duyacağımız, kuvanç duyacağımız başarılar elde ediyoruz. Tabi e, ben uzun Zamanlarda da ben milli takımda görev aldım. Yorulmuştum. Yani neden? Çünkü e, benim yapım şu. E, şimdi ben genel anlam itibariyle şöyle bir yapıya sahibim. Örneğin e, bana bir görev tevdi edildiği zaman ben şuna bakarım. Yani benim hedefim nedir? Ben hedefimi oluşturabilme anlamındaki çalışma ortamını isterim. Çalışma ortamını istedikten sonra ben kendi hedefimi ortaya koyarım. Şimdi bu hedefimizi ortaya koyduktan sonra gerçekleştirdiğimiz zaman artık ben kendi açımdan görevimi yapmış olarak onun gururu, onun mutluluğu içerisinde yaşıyordum. 2015 yılından bu yana da ben açıkçası milli takımda hem e, teknik direktör olarak ve de başka bir görevde almak istemiyordum. Neden? Çünkü e, yeni arkadaşlarımızın önü açılsın. Ne yeni canım? mesela bizim çocuklarımız var gence genç evet. pırıl pırıl. Yani her atmosferde, her platformda bizim olmamızı ben doğru bulmuyordum. Yeni yani antrenörün keşfedilmesi. E, tabii ki olsun açılması. canım. Yani mesela benim Serhat var. Evet. Yardımcı antrenörümüz. İnşallah onu da yakın bir zamanda İyi ee, iyi bir noktaya getireceğiz. Hocam, zaten ara ara takip ediyorum. Antrenmanlara gidiyorum. Özellikle Serhat Hoca'nın antrenmanlarına özellikle dikkat ediyorum. Facebook'ta işte sosyal medyada paylaştığı görüntüler gerçekten takdir yaşayan çalışmalardır Bir de şöyle bir cümle vardı. Biraz önce siz konfüçyüzden bir örnek verdiniz Ben de şunu diyorum işte başarmanın e efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekiyor. Ya elbette şimdi bir de şu da var. Yani ağaç gövdesiyle güller. Evet. Ağaç gövdesiyle güller. Mesela ben bütün spor camiasına hep şunu söylüyorum. Ya diyorum ki kardeşim mesela iyi bir noktaya geldiniz. Bir Urfalı olarak bir Urfalı çocuğumuzun elinden tutalım. Şimdi bizim çocuklarımızın elinden tutalım. Evet. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim umudumuz. Yani her şey biz yapacağız diye bir kayda yok. Yani bir şeyi ömür boyu da kimsenin hiçbir şey yaptığına bugüne kadar kimse şahit olmamış. Dolayısıyla biz Urfalıysak, Urfa'da bir şeyler yapmak istiyorsak, Urfa'da bir etkileşim oluşturmak istiyorsak, Urfa'da ortak paydada bir şeyleri geliştirmek istiyorsak, bizim çocuklarımızın da elinden tutmamız gerektiğinin inancındayım. Kesinlikle. Ve ben hep bu anlayışı savundum. Yıllardır da bunun mücadelesini veriyorum. Dolayısıyla bugün mesela e, baktığımız zaman hiçbir branşta yoktur. Olamaz da bu tarif bundan sonra da olmaz. Bakın bundan sonra şöyleyip belki çok iddialı bir laftır ama olmaz da. Bunu yaparsam yine ben yapacağım. Diğer arkadaşlarımız Allah yardımcıları olsun kolay değil ama biz çalıştık, emek veriyoruz. Mücadele ediyoruz. Biz plan yapıyoruz, program yapıyoruz ve ona göre bir ee, çalışma yapıyoruz. Mesela düşünün büyükler kategorisinde büyükler kategorisinde iki tane sporcumuzu dünya şampiyonasına götürüyorum. Bu yetmiyor. Milli takım teknik direktör olarak Federasyon bize diyor ki o ile sen milli takım başında olacaksın. Şimdi bunlar hemen kolay elde edilen şeyler değil. Bunlar bir çalışmanın eseri. Demek. Bunlar bir, bir, bir emeğin eseri, bunlar bir mücadelenin eseri. Bu bir alın terinin eseri. İşte bazı arkadaşlarımızı görüyoruz. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama şimdi e, elbette ki yapmalarını isterim. Ben mesela sizin e, çağrıldığınız bir e, e, handball misafir antrenör olma ben mutlu oldum. Neden? Çünkü olsun benim memleketimin insanı olsun. Bayram olsun, Hasan olsun, Mehmet olsun, Osman olsun, herkes olsun. Olsun ki buradaki spor kültürü gelişsin. Buradaki spor bilinci gelişsin. Buradaki Urfa'da Türkiye'nin spor platformunda iyi bir yeri olsun. Şimdi mesela kickboks'ta biz gittiğimiz zaman, Urfa çıktığımız zaman herkes çekiniyor. Neden? Çünkü biz çalışıyoruz. Emek veriyorsunuz. Emek veriyoruz abi. Ben gece gündüz çalışıyorum. Yardımcım gece gündüz çalışıyor. Dolayısıyla bu çalışmanın eserini de biz alıyoruz. Takım halinde Türkiye şampiyonu oluyorum. Hiçbir branşta bunu olmaz. Bunu iddia ediyorum. Bakınız. Araştırın da gidin sorun herhangi bir branşa. Ya Türkiye Atıyorum takım halinde Türkiye şampiyonu olabilme durumunuz var mı yok mu? Size bin tane bahane söylerler. Efendim işte benim Türkiye'de takım halinde şampiyon olabilmem için şu olması lazım, bu olması lazım falan filan derler yani. Ama ben hiçbir bahane sığınmıyorum. Hiç kimseye de minnetim de yok. Ben kendime güveniyorum, Allah'a güveniyorum ve kendi ekime güveniyorum. Ona göre bir çalışma yapıyoruz. Yüce Rabbim de çalışmalarımızın karşılığını bize bu şekilde lütfediyor. Şimdi düşünün. Milli takımda 20 sporcu var. Türkiye'den iki tanesi sizin. Bununla beraber. Evet. Yani İstanbul var. Ankara var. İzmir var. Adana var. Bursa var. Evet. Mersin var. Konya var. Yani böyle böyle geliyorsunuz. ve bunlar büyük şehir bağlamında korkunç derecede de spora inanılmaz derecede de bir destekleri var. Ama biz burada parantezler belirtmek isterim. Yani Haliye Belediye Başkanımız da Mehmet Can Polat Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda valimize de, sayın valimize de, Abdullah Herim Bey'e de sporun ve sporcunun yanında her iki şahsa da, her iki beyefendiye de teşekkür ediyoruz. Ama biz de bize düşen görevi, yani bir spor adamı olarak, bir Urfalı olarak memleketimin spor platformunda, spor arenasında iyi bir noktada yer alması hususunda elimden geleni yapıyorum. Elhamdülillah biz bunun da karşılığını alıyoruz. Şimdi bugüne kadar Urfa tarihinde olmamış bazı şeyleri yapıyoruz. Urfa tarihinde bir dünya şampiyonu yok, onu ben yetiştirmişim. Büyüklerde bir Avrupa şampiyonu yok, onu ben yetiştirmişim. Takım halinde atıyorum Türkiye şampiyonu olma gibi bir şey yok. Elhamdülillah tam Rabbim bize nasip ediyor. Ama biz iyi niyetle çalışıyoruz. Bu iyi niyet ölçeğindeki çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Bunlar kolay mı değil, zor mu ama değil. Şimdi kolay ve zoru insan kendisi yatırıyor. Şimdi eğer bir şeyi bir şeyi istemek ayrıdır. Bir şeyi hem istemek hem de inanmak Öyle ayrı var. şeydir. Biz istek ve inan sentezini birleştirmiş durumdayız. Ona göre bir yol haritası çizmiş durumdayız. Ve plan programımızı ona göre yapmış durumdayız. Ve bugün elhamdülillah bu ülkenin milli takım teknik direktörlük görevini layıkıyla ifa etmenin mutluluğunu huzurunu yaşamaktayız. Ve ben dünya şampiyonasındayken de Sayın Bakanımız teşekkür ediyoruz. İki defa bizi arayarak yapmış olduğumuz başarılı çalışmadan ötürü de bizi tebriklerini sundular. Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını ilettiler. İnanılmaz bir şey bu bizim için. Ama biz buna sığınmıyoruz. Yani benim işte iki tane bu yıl dünya şampiyonasına sporcu götürdüm. Bu benim için getirli diye bir kavram yok. Seneye benim Avrupa şampiyonası var. Avrupa şampiyonasında ben diyorum ki iki değil. Altı yedi tane sporcum olsun. Şimdi mesela burada ne yapıyoruz? Buradaki bütün arkadaşlarımızla, hocalarımızla sohbet ediyoruz. Canım benim bu bana iki tane yeterli değil diyorum. Bir Mevlana bir Faysal bana yeterli değil. Kota yükseltmemiz Tabii lazım. ki. Ben iki taneyle kaldığım zaman ben başarısızım. Eğer seneye kısmet olur yine burada iki tane ise beni çağırmayın. Eğer üç tane ise, eğer dört tane ise, eğer beş tane ise Murat Hoca'yı çağırın diyorum. Çünkü ben e, hedefleri olan bir adam. Memleketimi, Urfa'mı seven bir adamım. Ve düşünün siz de bir eğitimcisiniz. Şu anda 670 bin kişi, 670 bin tane ilk öğretimde okuyan çocuklarımız var. Evet. Eğer biz burada doğru çalışırsak, planlı çalışırsak, dolayısıyla Türkiye'nin en büyük madeni bizde. Geçen günler bir spor şurasında toplanmıştık spor camiası olarak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün başkanlığı önderliğinde, il başkanımız yine e, Haliye Belediye Başkanımızın olduğu bir ortamda aynen ben şu ifadeleri kullanmıştım. Şunu söyledim. Dedim ki Türkiye'nin en büyük madeni ve Türkiye'nin en yetenekli sporcuları Urfa'da. Nasıl hocam dedi? Vallahi dedim ben buluyorum. Eğer ben buradan dünya şampiyonu çıkartabiliyorsam, ben buradan takım halinde Türkiye şampiyonu çıkartabiliyorsam demek ki burada doğru çalışıldığında, planlı çalışıldığında nice çocuklarımıza şey. yeteri derecede ilgi alaka gösterdiğimizde çocuklarımızın yeteneklerini motorik özelliklerine göre bir program dahilinde, bir sistem dahilinde çalışma yapıldığında işte çocuklarımızın yaptığı başarı ortada. Evet. Öyle lafta değil. Atıyorum hani ben şunu yapacağım, bunu yapacağım değil yani. Biz icraatlarımız da varız. Türkiye'nin bana göre, yine yineliyorum. Türkiye'nin bana göre en yetenekli çocukları bizim Urfa'da. Yeter ki doğru insanlar, yeter ki doğru çalışma, yeter ki doğru program, yeter ki doğru sistemlerle Çocuklarımızın motorik özelliklerine göre branş seçiminde doğru bir şekilde kanalize edildikleri takdirde ben Urfa'nın spor şehri olacağına inanan bir adamım. Neden? Çünkü biz bunu yaptığımızda dünya şampiyonu da çıkartabiliyoruz, Avrupa şampiyonu da çıkartabiliyoruz, Balkan şampiyonu da çıkartabiliyoruz. Sadece 2000, 2018 yılında ben bu memleketten atıyorum dünya şampiyonu. Avrupa şampiyonu, Balkan şampiyonu ve Avrupa Kupası'nda derece yapan 6 tane sporcu. altı tane milli sporcu çıkarmışım yani. Evet. Düşünün. Demek ki bizim çocuklarımıza dokunabildiğinizde, bizim çocuklarımızın yeteneklerini keşfettiğinizde, doğru bir programla çalıştırdığınızda bir branşta da altı tane, 7 tane, 8 tane de sporcu milli takıma gidebiliyor. Ve bu bayrağımızı göndere çektirebiliyor. Bunlar önemli şeyler. Ancak işi bilmediğiniz zaman iş karmaşıklaşır. Şimdi ben hep söylüyorum. Diyorum ki buradan özellikle bir bu memleketin evladı olarak, bu ülkenin milli takım teknik direktörü olarak, bu ülkede bir Urfalı sporcunun bayrağımızı göndere çektirmiş ve buna emek veren bir kişi olarak konuşuyorum. Diyorum ki, Ey değerli e, buradaki söz sahipleri, belediye başkanları, birisini ayırıyorum. Mehmet Can Polat Başkanımı ayırıyorum. Diğer başkanlarıma bir acizane önerim var. Diyorum ki işi bilen insanları işin başına getirin. Spor e, kulübünüzün veya spor müdürlüğüne getirin. Urfa'nın şu anda iki buçuk milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Tarihsel yönüyle, sanatsal yönüyle, baktığımız zaman manevi yönüyle, kültürel yönüyle şu anda gerçekten çok kadim bir şehiriz. Çok kadim bir şehiriz. Bütün Türkiye'nin gözü de bizim özümüzde. Onun için hocam, Mevlana biz... mı var? Telefon var ha, hocam. Bizim Mevlana ile, biraz evet. Mevlana ile sohbet edelim. Milli sporcumuz, dünya üçümüz Mevlana var. Avrupa şampiyonu aynı zamanda. Avrupa şampiyonu. Tabii. Mevlana hoş geldin. Hoş bulduk hocam, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamlar, teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz Mevlana. Teşekkür ederim hocam. Dünya üç oldun, darısı dünya bire inşallah. Dünya birincisi olmaya. İnşallah. Neler söyleyeceksiniz? Ecezimiz dünya şartınız da... sona erdi. Şu an sanırım çalışmadasınız, antrenmanlar var, evet. yoğun tempo devam evet. ediyor. Evet, aynı şekilde. İnşallah e, önümüzdeki yıl, altın madaly madalya ile yayınınıza katılmak nasip olur. İnşallah. Ee... Hedefimizde şu an şampiyonluk var yani inşallah onu yapacağız. Hedefe kilitlendik diyorsunuz. Aynen son sürat kilitlendik gidiyoruz. Evet peki antrenmanlar nasıl? Yoğun mu geçiyor şu an? Antrenmanlar şu an e, yoğun geçiyor hocam. Hocamızla birlikte Murat hocamızın hani e, koordinatörlüğü birlikte yani. devam ediyoruz. Peki zor olmuyor Mevlana? Kickbox'ta plan program dahilinde çalışıyorsun. E branş evet. kendisi de zor zaten. Murat Hoca evet. muhakkak yoruyordu seni. Ya hocam ya. yapacak bir şey yok. Hani sevdiğimiz onun e, Ben Murat Hoca'ya cümle. sözü bırakıyorum Mevlana Şimdi Mevlana. Evet hocam. Tabii senin yapmış olduğun başarıları e, herkes takdirle karşılıyor. Geçenlerde de yine bir ortamda ee, sağ olsun Sayın Valimiz de yine Belediye Başkanlarımız evet, da. Evet. Ya çok Ya biz Mevlana'yı gerçekten çok seviyoruz. Mevlana dünya üçüncüsü şey oldu söyledim. ama Mevlana aynı zamanda da Avrupa şampiyonu dediler. Mevlana'dan evet. artık dünyada altın bekliyoruz dediler. Neler söyleyeceksin bu İnşallah. konuda? İnşallah. hocam hani e, siz de biliyorsunuz hedefimizde önümüzdeki yıl hani e, bu yıl fiziksel bir e, sorunumuz vardı. Doğru. E, Avrupa şampiyonası e, sorun Evet, bu yıl e, alt, önümüzdeki yıl Şimdi tabi Mevlana 71'de oynuyor. Evet. Mevlana tabi aslında fiziki yapısı olarak mesela Mevlana yarı finalde Ruslan oynadı. Evet. Aslında Rus'tan maçı aldı. Fakat şöyle bir realite var. Yani Mevlana'nın tabi kilosu Mevlana Mevlana'nın sözlerini tamamlatalım. Ondan sonra tabii. sözü size bırakalım. Tabii. Evet Mevlana. Evet işte dedim hocam. Fiziksel bir sorunumuz vardı. İnşallah Allah'ın önümüzdeki yıl hani o sorun da olmayacak hani kilo yüzeceğimiz için e, sorunumuz da olmayacak. Ama Allah'ın nasibi altın madalya birlikte ya dediğim gibi yanınıza katılmak nasip olur. İnşallah Mevlana. Başarılar diliyorum. Darısı dünya birinciliğine inşallah. İnşallah hocam. Abi, bu arada Mevlana'nın Mevlana ne zaman bu sekizli turnuva ne zamandı? Ondan da bahsetsene ee, biraz. Hocam, evet hocam. E, şu an sekizli turnuva var önümüzde. E, 23 Kasım'da hani Türkiye'nin en iyi 70 kiloları en 70 71 kiloları yarışacak hani e, gerçekten harika maçlar olacak e, izlerseniz iyi olur yani bu TV maçlar. TV 8.5'te ma mı? 8'de mi oynuyor? TV 8.30'da hocam. TV evet. 23 kasına itibaren başlıyor. aynen İzleyin. Evet. izlemeye izleniyor da. gururunu <laughs> izleyeceğiz. Evet. Allah razı olsun. Yani teşekkür ederiz çok, çok sağ ol. Ben de çok ilgileniyorum Allah razı olsun hocam. Ee, hocam e, bu yayınızda hocam ı, başta Murat Hocam ve Sayın Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Burat'a, Valimiz Abdullah Erim Bey'e hepsine çok çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun, var olun hocam. Hayırlı akşamlar. Gözlerinden öpüyorum ya. Görüşmek üzere. Gözlerinden öperim hocam. Sağ olun, hayırlı akşamlar hocam. Evet hocam. Mevlana. Şimdi tabi e, Mevlana aslında Fiziksel bir yorgunluktan bahsediyor. Hayır. Hocam fiziksel yorgunluk değil. Ya. Şöyle bir şey var. Şimdi tabii Mevlana aslında 67 kilo. Yani kilo olarak, evet. kategorik olarak. Mesela nedir? Atıyorum bir 51 var, 54 var, işte 57 var. 60, 63, 50, 67, 71. Evet. İşte 75, atıyorum 81, 86, Siklet 91. Tabi artı 90 diye giriyor. Şimdi tabi Mevlana aslında ideal kilosu 67. Fakat Mevlana e, ne hikmetse düşemedi bu yıl. Yani e, özellikle tabi eee defaatle söylememize rağmen e, Türkiye şampiyonasına gidildiğinde e, aslında yardımcılarımızın hepsine de talimat vermiştik. Mevlana 67'de oynasın diye. Evet. Fakat kısmet oldu. Mevlana 67 67'ye düşemedi. Düşemeyince 71'de oynamayı tercih etti. Tabii Türkiye'de Mevla'nın rakibi yok zaten. Yani Mevlana 75'te oynasa orada da şampiyon olur. Evet. Büyük bir sporcu çünkü. Ee, ve tabi dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Şimdi tabi Mevlana'nın rakipleri Mevlana atıyorum 1.72 boyunda yani babacığım hepsi 1.90 boyunda adamlar. Yani Mevlana işte mesela diyelim ki madalya almaya çıkmış hepsi 1.90 1.95 Mevlana onların yanında böyle çok şey kalıyor. Fizik olarak küçük kalıyor. Hı. Mesela Rus'la oynadı. İşte Rus da 71'in son e, 3 yılın dünya şampiyonu. E, yani sonuna kadar başa baş gider. bir bir giden bir maçtı. Tabii onun fizik olarak yani örneğin 2 metre bir adamın direk atması Şimdi Mevlana yetmiyor. Yani e, low kick atacak yetmiyor, high kick atacak yetmiyor, boks girmiyor adam. Şimdi böyle bir durum da söz konusuydu ama yine haksızlık oldu. Tabi bu haksızlık neticesinde yine Dünya Boks Federasyon Başkanı yanımıza geldi. Biz tabi efendiliğimizi koruduk. Yani e, çirkef yapmadık. Maç 1-1 bir bir bitti. 1-1 bir bir bitince hakem kararıyla yarı finalde Rus'a verdiler. Evet. E, biz orada efendiliğimizi muhafaza ettik kendimize yakışanı yaptık. Dünya Kickbox Birliği Başkanı yanımıza geldi. Bizi çağırdı. İşte Federasyon Başkanımız aynı zamanda Avrupa e, Federasyon Başkanlığını yapıyor. Çağırdı bizi. Hocam dedi bu maç sizindi. Bizim nezdimizde siz şampiyonsunuz dedi. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Evet. Yani bugün düşünün Dünya Kickbox Birliği Federasyonu Başkanı bize diyor ki siz dünya şampiyonusunuz diyor. Yani diğerinin bir kıymeti yok bizim için açıkçası. Ama inşallah biz e, bu yıl Mevlana'yı 67'de oynatacağız. Hedefler arasında 67. 67 oynayacak. 67 oynadığında fizik de artık kurtarmaz. Yani fizik artık fizik diye bir kavram kalmıyor. Yani fizik derken onu kastetti. Evet. Şimdi tabii biz dünya şampiyonasında 130 ülkeye yakın bir ülke katıldı. Bu 130 ülkeden e, 1700'ün üzerinde sporcu müsabakaya iştirak etti. Ve aynı zamanda biz Türkiye olarak da 2 e, altın 4 gümüş 10 da bronz. Takım aldık. halinde kaçıncı olduk hocam? Takım halinde ha. ikinci olduk. Rusya 1 oldu biz 2 olduk. Yani dediğim gibi yani orada biraz hakem lobisi var. Ama biz tabi e, orada ülkemizin büyüklüğünü ülkemizin naifliğini ülkemizin nezaketini, ülkemizin sporu olan inancını, ahlaksal yapısını biz koruyarak, buna inanarak biz en iyi şekilde temsil ettik. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Ee, bizim Bosna Hersek Büyükelçimiz Sayın Haldun Koç Beyefendi. Müsabakalar aynı zamanda ee, şampiyonu Bosna. Evet resmiye. Bosna sağ olsun ama bizde 7 gün, 8 gün hep beraberdi. Aynı zamanda TRT ekibine, oradaki temsilcimize, Bekim Bey'e, evet. e, oradaki Alma Hanım'a, yine oradaki Anadolu Haber Ajansı, e, oradaki sorumlusu Leyla Hanım'a teşekkür ediyoruz. Yani gece gündüz bizden beraberlerdi. Bizim bütün an bağım takip ediyorlardı ve bizim gerçekten e, oradaki başarımızla seviniyorlardı. Bu önemli bir şey. Gurur yani vericiğim. gurur tabii mesela biz ondan çok mutlu olduk sayın büyükelçimizin özellikle eee müsabakalarda yanımızda olması, e, bu dünya şampiyonasına olan inancını ailesiyle beraber geldi, hanımı geldi, çocuğu geldi vesaire. E, bu önemli bir şey. E, ama tabii en önemli şey bizim orada şanlı bayrağımızı göndere çekme şerefine nail olmamız. E, iki defa bayrağımızı göndere çektirdik bu bizim için inanılmaz bir mutluluk verici. Tabii bu şampiyonluğumuzu da biz Mehmetçiklerimize armağan ettik. Şampiyonlarımız hem madalya alırken hem de şampiyon oldukları ringlerde Mehmetçiklerimize şöyle bir selam gönderdiler. Biz de şöyle bir selam gönderelim Mehmetçiğimize. Ee, bu bizim için önemli. Onun için biz ülkemizin uluslararası arenada prestijini ve saygınlığını arttırma anlamında Oradaki başarı çıtamızı daha iyi bir noktaya getirme anlamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şimdi tabii bundan sonraki artık süreçlerde de onu da birazdan konuşuruz. Evet. Biz artık dünya şampiyonasını bitirdik. Şimdi çünkü en büyük dünya şampiyonası iki yılda bir yapılıyor. Biliyorsunuz bir yıl dünya şampiyonası yapılır. Sene de Avrupa şampiyonası, Avrupa şampiyonası yapılacak. Evet. İşte bir yıl dünya şampiyonası bir yıl Avrupa şampiyonası. İnşallah Avrupa şampiyonasında da. Biz demin de belirttiğim gibi, evet. iki sporcu değil, ben yapı olarak hep iddialı oldum. Yani sporculuk daha döneminde iyisi. de tabii daha iyisi yapılabiliyorsa yapacaksın abi. Yani şimdi örnek olarak söylüyorum. Eğer bir şeyin daha iyisi yapılabiliyorsa yap. Yani memleketini seviyorsan, ülkeni seviyorsan, bayrağını seviyorsan, bana göre bu benim bakış açım. Lütfen başkaları beni yanlış anlamasın. Evet, benim düşüncem bu yönde. Daha iyisi varsa ben onun peşine düşerim arkadaş. Evet. Ben yüreğimin gittiği yere giderim. Yani efendim klişeleşmiş şeyler hiçbir zaman beni heyecanlandırmaz. Her zaman daha iyisini yapabiliriz anlayışı bizi heyecanlandırır. Allah o bizi heyecandan geri koymasın yani. İnşallah hocam. Başarılar diliyorum. Peki Şanlıurfa'daki kickboksun sporu ve altyapı ilgili neler söyleyeceksin? Şu an altyapınız şu an faaliyette, devam ediyor ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bayram oluyor. hocam, bakınız. Siz de spor camiasından gelen birisiniz. Evet, hocam. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenisiniz. Şimdi bakınız e, biz 2019 1 ve 7 Temmuz tarihler arasında Erzurum'da yapılan Türkiye şampiyonasında biz takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. Şimdi bakınız bizim 2019 yılı için söylüyorum miniklerde Türkiye şampiyonumuz var. Yıldızlarda Türkiye şampiyonumuz var. Gençlerde Türkiye şampiyonumuz var. Büyüklerde Türkiye şampiyonumuz var. Şimdi bu şunu gösteriyor. Şimdi altyapısı olmayan bir ekip yapamam. Bir yapının üst yapısı da olmaz. Kesinlikle. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Şimdi biz niye çocuklarımıza özellikle ben altını çizerek söyledim dedim ki Türkiye'nin en yetenekli sporcuları bizim Urfa'da dedim. Neden evet. bunu söyledim? Çünkü bunlar o kadar çok ki anlatamam. Sadece 670 bin tane ilk öğretimde çocuğumuz var ya. Ben liseyi de saymıyorum. Evet. 670 bin. Düşünün 670 binden neler çıkmaz. Neler neler çıkmaz. Dünya çıkar, Balkan çıkar, Avrupa, Avrupa çıkar, olimpiyat, olimpiyat çıkar. Çıkıyor. Yeter ki Yeter ki siz onlara elinizi uzatın Yeter ki siz doğru çalışın Yeter doğru ki yerde siz... doğru Aynen. insanla doğru çalışmayla ve sonuç başarı şimdi hiçbir şey tesadüf değildir Kesinlikle. şimdi örnek olarak söylüyorum bir şey tesadüf olabilir Örneğin bir kura çekersiniz Tamam mı o ku'ra Kolay bir kuradır. Diğer kuradanla gelen zor adamdır. Finalde adam sakattır, şampiyon olabilirsiniz. Evet. Ama bu sadece bir defa olur. Şimdi biz son 2014'ten bu yana tahım halinde Türkiye şampiyonuyuz. Evet. 2014'ten bu yana. Şimdi bu gerçekten yani İstanbul varken, Ankara varken, atıyorum İzmir varken, Adana varken, Mersin varken, Bursa varken, Konya varken, Antep hani diyoruz ya Antep 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 diyoruz ya. E kusura bakma Antep'te sporda bizi gıpta ediyor yani. Evet. Demek ki doğru iş yaparsak Antep hikaye. Buradan sesleniyorum yani. Doğru iş yaptığımız zaman Antep hikaye. Bursa hikaye, Adana hikaye, İstanbul bir hikaye. Babacığım ben yapıyorum. Yani bu yönde de kusura bakmayın ben alçak yönlü olamam yani. Ben yapıyorum abi. Son 5 yılın takım halinde Türkiye şampiyonuyum. Son 5 yıldır da sürekli Avrupa şampiyonasına, dünya şampiyonasına sporcu gönderiyor. Kimseden de bir beklentim yok. Öyle bir düşüncem de Ben Urfalıyım. Urfalı geçmesine geçmesine ben başladım. Urfalı çocuklara hizmet etmekle kendimi mükellef hissediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hareket ediyorum. Hani düşünür diyor ya, ben sevgiyi diyor, dağda açan çiçeğin karşılıksız koku saçması gibi düşünürüm. Bizim de Urfa ile ilgili düşüncemiz aynı düşünürün dediğiyle paraleldir. Başka bir şey yok. Urfa ile ilgili bir hesabım yok. Atıyorum, ben bir belediye başkanı olayım, bir milletvekili olayım, veya şu olayım, bunun böyle bir düşüncem de yok. Ben tek bir derdim var, tek bir düşüncem var. Bir Urfa'da olarak memleketimizi çocuklarına. Nasıl daha faydalı olabiliriz? Çocuklarımızın ellerinden nasıl daha iyi tutabiliriz? Çocuklarımızın yeteneklerini nasıl daha iyi ortaya çıkartabiliriz? Çocuklarımızı spor vitrinine nasıl çıkartabiliriz? Çocuklarımızı nasıl şampiyon yapabiliriz? Çocuklarımızı nasıl milli takıma gönderebiliriz? Çocuklarımızı nasıl uluslararası arenada Türk bayrağımızı göndere çektirerek o şerefe nail olabiliriz anlayışını güdüyoruz. Ve biz bu paralelde çalışıyoruz. Allah bizi de bu yoldan ayırmasın. Amin. Ayırmasın. Çünkü biz Urfa'mızı seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Bayrağımızı seviyoruz. Allah bitenimize, milletimize, vatanımıza zeval vermesin. Biz bu mihvalda çalışıyoruz. Bakınız ben size bir, bir şey söyleyeyim. Sayın Bakanım ben aramış. Şampiyon çıkarttık bir tane. Aramışlar o da demiş ki ya ben Murat hocamı bir aramak istiyorum Tebrik etmek istiyorum Bizi ben de onda telefon Yanında değil O da çocuğu maça hazırlıyoruz Çünkü bir kızımız dünya şampiyonu Oldu kıyamet koptu tabi evet. Büyük elçimiz var orada herkes var ee, Tabi ben Bayrağımız yönlere çocuk şampiyon oldu İkinci şampiyonu Nasıl çıkartabilirim Demindeyiz. Ben ona şeye girdim o transa girdim Neyse çalışıyoruz o çalışma esnasında tabii dört tane maç var. Şimdi çocuğumuz şampiyon oldu, dört tane maçımız var. Evet. Yani ortalama da yarım saatte tekabül ediyor. İşte çocuğumuzu ısındırmak lazım, çocuğumuzu motive etmek lazım. Hem psikolojik olarak hem ruhsal olarak. O bizim görevimiz. Evet. Şu anda benim bütün dünyam o çocuğum. Gerisi benim için teferruat. Neyse, ee, işte iki maç kala, bir, iki, iki maç kala federasyon başkanımız geldi Sayın Salim Kayıcı ya dedi hoca dedi niye telefona cevap veriyorsun? Sayın bakan bağladım başkanım şu anda benim derdim Bakan Bey'e cevap vermek değil. Ben şu anda bir çocuğumuzu nasıl, nasıl daha şampiyon yapabilirim derdindeyim. bayramı nasıl göndere çektirebilirim derdindeyim. Neyse aradan bir dakika geçti bakanımız aradı. Sayın Bakanımız Kasapoğlu aradı. Tabi biraz da iğneleyici olarak tabi biraz da ironi yaptı. Evet. Yav dedi size ulaşmak ne kadar zor dedi hocam dedi. Evet. Sayın Bakanım dedim sizin talimatlarınız değil midir? Bizim bayrağımızın göndere çektirilmesi sizin en büyük sevinciniz, gururunuz değil midir? Evet dedi. Ben de onun derdindeyim vallahi. Ondan dolayı dedim telefonunuza cevap veremedim. Şimdi bunlar önemli şeyler bakın. Evet. Şimdi bana söylendi daha önce dediler ki Sayın Bakan sizi arayacak ama ben unuttum. Benim bakanın beni araması ve aramaması o anda umurumda değil çocuk Benim o andaki tek derdim Sporcumun şampiyon olması ve bayrağımızın göndere çektirilmesi. O inan yemin ediyorum onun dışında hiçbir şey düşünmüyorum. Gerisi benim umurumda da değil yani. Evet. Şimdi biz olaya böyle bakmalıyız. Memleket sevgisine de böyle bakmalıyız. İnsan sevgisine de böyle bakmalıyız. Toplum sevgisine de böyle bakmalıyız. Memleket meselesine de böyle bakmalıyız. Şimdi biz bunu dert edindiğimiz zaman o zaman sorun kendiliğinden çözülmüş oluyor. Dolayısıyla ikinci şampiyonu çıkarttıktan sonra da yine Sayın Bakanımız aradı. A, tabii biz mutluyuz e, orada büyük elçimiz var vesaire. E, sohbet ettik. Tebrik ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını ilettiler. E, dolayısıyla yani bunlar güzel şeyler. Ama burada önemli olan şey bana göre çocuğumuzun başarısını dert etmek. Bayrağımızın göndere çektirilmesini dert etmektir. Bunu yaptığınız zaman iş anlamlanıyor. Yoksa efendim Sayın Bakan beni mesela bazıları işte şeye çekiyor bilmiyorum ne. O benim hoşuma giden bir şey değil. Bu doğru da bulmuyorum bunu. Bunu yanlış buluyorum. Aramışsa aramış yani ne olacak? Yani deriz ki Sayın Bakan'ın zaten sağ olsun e, tem Twitter hesabından, Instagram hesabından aradı. Bizi tebrik etti. Bilmiyorum ne falan filan. Onu bırak o söylesin. Ama bizim oradaki görevimiz çocuklarımızı Nasıl daha başarıya götürebiliriz? Bayrağımızı nasıl göndere çektirebiliriz olmalı bana göre. Elhamdülillah biz de onu yaptık. Yeterli midir değildir. Ben Avrupa Şampiyonası'nda daha fazla bekliyorum. İki değil de beş olacak. Yedi olacak, sekiz olacak. Ve tabii elbette ki bunların içerisinde Urfalı bir çocuğumuz olacak. Bir olacak, iki olacak, üç olacak. Biz bunları dert edinmişiz. Onun için ben şunu belirtmek istiyorum. İnşallah 2020 yılında tabi Ocak ayında bir Türkiye şampiyonamız var. Türkiye şampiyonamızda da Allah'ın izniyle yine takım halinde Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyoruz. İnşallah. İnşallah çünkü bizde şöyle bir şey var. Kickboks hakkaniyetli bir branş. Neden? Üç tane Türkiye şampiyonası var. 3 tane mesela diyelim ki bir tanesine gittiniz bir sakatlık oldu giremediniz ve da çeyrek finalde elendiriz. Ama ikinci var. Üçüncü etap var. Üç tane Türkiye şampiyonasında en çok puanı kim alıyorsa o gidecek Avrupa şampiyonasına. İşte ikinci atıyorum Akdeniz veya da Avrupa kupasına üçüncü vesaire böyle bir şekilde gidiyor. Ee, i̇nşallah bu yıl e, takım halinde yine kickboksumuzu e, Urfa'da en iyi şekilde temsil eder Türkiye şampiyonu oluruz. Ve Avrupa Şampiyonası'na da... E, ...Dünya Şampiyonası'ndan daha fazla adam göndeririz diye... ...böyle bir temennimiz var. İnşallah hocam. Başarılar diliyorum hocam. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son olarak hocam toparlamak... Evet. ...gerekirse neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii ben öncelikle sana teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ee, Güneydoğu için. TV Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında oldukları için. Ee, tabii biz... ...bir spor adamı olarak bir Urfalı olarak, bir Urfa sevdalısı olarak, ben şunu bir daha arz edeyim. Gerçekten Urfa bir maden. 670 bin tane çocuğumuz ilk öğretimde okuyor. Yani daha ben diğerlerini saymıyorum. Diğerine baktığımızda milyonu buluruz. Evet. Bu kadar genç nüfusun olduğu bir yerdeyiz. İnanılmaz derecede yetenekli çocuklarımız var. Gelin hep beraber bu çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu çocuklarımızın yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olalım. Bu çocuklarımıza umut olalım. Bu çocuklarımıza ışık olalım. Bu çocuklarımıza aydınlık olalım. Bu çocuklarımıza çıra olalım diyorum. Bu da tabii neyle geçir? Bilen insanlarla. Ben zaman zaman söylüyorum. Yetkililerimiz de lütfen beni yanlış anlamasınlar. Az önce de söyledim. Yani ben e, burada bir Kardeşiniz olarak burada bir spor adamı olarak bu ülkenin milli takım teknik direktörü olarak sporcu ve antrenör olarak bu ülkenin bayrağını göndere çektirmiş bir olarak şunu söyleme hakkının olduğunu düşünüyorum. Yani burada değerli yetkililerimiz belediye başkanlarımız lütfen böyle sporun başına bilen insanları getirin şu çocuklarımızı bir değerlendirelim çocuklarımız gerçekten çok yetenekli onların yeteneklerine güvenelim çocukları sevelim, çocukları kucaklayalım. Çocuklarımıza kısa, orta, uzun vadede planlamaları doğru yapalım ve çocuklarımıza başarıya gitme noktasında destekleyici olalım. İnanın burası spor şehri olur. Ben buna yürekten inanıyorum. Dolayısıyla bütün bizi izleyenlere de bizi sabırla dinledikleri için herkese en kalbi duygularımla teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir programa konuk ettiniz. Bizler teşekkür ediyoruz hocam. Önümüzdeki şampiyonlarda başarılar diliyorum. Umarım bu kez 3 oldu. Bir dahakine 2 olur. İnşallah. 1 olur. Başarılar diliyorum. Tüm kardeşlerimize bütün Kikbox'taki gururlarımıza. Önümüzdeki hafta farklı bir konukla farklı bir branşa değinmek üzere. Mutlu akşamlar, mutlu yarınlar.